Arkadaşlar merhaba. Şimdi kuşlara nasıl bilezik takılır onu göstereceğim size. Hayvanlarımız bir hafta 10 günlük olduktan sonra aşağı yukarı bu boya giriyorlar. Bu da hayvanın sağlıklı olduğunu gösterir alt tarafında. Bileziğiniz bu şekildedir. Kuşun şu 3 büyük parmağını öne doğru ilk önce düz bir şekilde getiriyoruz. Bu arkada kısa olan parmağı da arkaya yatıracağız. Bu şekilde getirdiğimizde bileziğimizi rahat bir şekilde buradan geçirebiliriz. Tabii bunu 15 günü geçirmemek lazım bileziği takarken. Bu şekilde 3 parmaktan geçtiği zaman bakın arka parmakta arkaya yatması için bir yer oluştu. Bu bileziği de buradan güzelce şu şekilde kaydırdığımız zaman bileziğimiz rahat bir şekilde geçmektedir. Bu ölene kadar artık bu hayvanın bacağından çıkmaz ve üreticisini gösterir. Bizim bileziklerimiz de bu şekildedir. Yumurtadan çıktıktan itibaren bir hafta sonra aşağı yukarı 10 gün sonra mesela bu kırmızı göz bir lütino geliyor nasip olursa. Yine bu şekilde bu bebeğimize de takalım bileziğimizi. Yine bu 3 tane uzun parmağı öne doğru düzlüyoruz. Birleştirerek şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bileziğimizi buradan geçiriyoruz. Sağa sola ayak fark etmez. Hangisini takacağımız tamamen sizin tercihiniz. Bu biraz inatçı çıktı arkadaşlar. Tamam kızım. Tamam. Tamam bir saniye. Bu şekilde 3 parmağı düzlediğimiz zaman daha rahat bir şekilde bileziği buradan halkanın içinden parmakları geçirebiliriz. Tabi parmaklar küçük olduğu için biraz zorlandı. Şöyle şu şekilde. Bunların parmakları iri. Yine arka parmağı yatırdık. Şunu getirdiğimiz zaman şuradan çıkarırsak gördüğünüz gibi yine bileziğimiz buna geçmiş oldu. Burada 2 tane daha bebeğimiz var. Şimdi bu boyda olanlara bileziğimizi takarsak çıkma ihtimali %80-%90. Aşağı yukarı aynı şekilde. Bu boydaki de aynı şekilde. Bunların da 3-4 günü falan var. 3-4 gün sonra bunlara da bileziklerimizi takacağız. Tabii bunların besleyici gelişim olması için yine hazırladığımız mamamız. Mamanın yanı gördüğünüz gibi. Şimdi kuşlarımıza dağıtıyoruz bunları. Bunu tekrar annelerin yanına koyalım. Bunlar üşümesinler. Şu an yuvalarına koyduk kuşlarımızı gördüğünüz gibi. Tabii mamamızı da verdik. Bunlar mama yedikten sonra direkt yavruya girerler ve yavrunun kursağına yedikleri mamayı aktarırlar. Bu sayede de yavrularımız daha iri, daha güzel ve daha tüy yapıları parlak bir şekilde gelişir. Gördüğünüz gibi mamamız da burada. Yakından göstereyim size. Korkular da. İçinde bunun bugünkü menümüz tabii kereviz, kırmızı pancar, havuç. Biraz da yulaf ekledik. Bunları robottan geçirdikten sonra veya rendeleyebiliriz. İçine Mama Miamix'in üçlü seti veya Mama Life'ın üçlü seti var. Onlardan ekleyebiliriz. Dinlendirdikten 5 dakika sonra falan servisi hazır oluyor. Hayvanlarımız da daha rahat bir şekilde tüketiyor. Hatta şu yuvalığımızı kapatalım. Daha rahat hissetsinler kendilerini. Şimdi mamaya inecekler. Bakın arkadaşlar biraz uzaklaşalım. Çünkü annenin yavruları beslemesi gerekiyor. Anne bizden biraz çekindi, korktu. Evet şimdi indi. Şimdi mamaya saldırırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı bereketli üretimler diliyorum.